Herkese merhabalar. Bu dersimizde ondalık gösterimlerde 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme konusunu göreceğiz. Ondalık gösterimi verilen sayılar 10, 100 ve 1000 ile bölünürken ne yapılacak? Virgül sıfır sayısı kadar sola kaydırılacak. Peki eksik basamak kalırsa ne yapacağız? Eksik basamak kalırsa da kalan basamak kadar sayının soluna sıfır koyacağız. Şimdi öncelikle ben normal sayıları yani bir doğal sayıyı... 10 ile böleceğim öncelikle. Burada ne var? 2375. 10'a bölünecek. Ne dedim? Virgül sıfır sayısı kadar sola kaydırılacaktı. Şimdi burada virgül yok görünüyor ama biz doğal sayıların şöyle sağında gizli bir virgül olduğunu biliyoruz değil mi? O zaman ben ona bölüyorsam eğer kaç tane sıfır var onda? Bir adet sıfır var değil mi? Dolayısıyla o bir adet sıfır kadar virgül... Şöyle sola kaydırılacak ve artık yeni virgülümüzün yeri burada olacak. Yani ne oldu? 237 tam onda 5 olarak bulmuş oldum. Burada da aynı şekilde. Burada da 2375 sayısı kaça bölünüyor? 100'e bölünüyor. Peki burada ne yapacağız? 2 adet 0 var. Dolayısıyla ben buradaki gizli virgülü buradan 1 2 basamak kadar ne yaptım? Sola kaydırdım. Artık virgülüm yeni yeri burası. Yani 23 tam yüzde 75 oldu bu bölmenin sonucu. Şimdi burada ne var? Yine 2375 sayısı bu sefer 1000'e bölünecek. Yine ne yapıyorum? Virgül 0 sayısı kadar sola kaydırılıyordu. Yani 1 2 3 kere buradaki virgülü sağ sola kaydıracağım. 1 2 3. Burada artık virgülün yeni yeri konumlandı. Yani 2 tam 1000'de 300 75 olarak bulmuş oldum. Şimdi burada artık bir ondalık sayımız var. Ondalık sayımızı yani 23 tam %75'i ne yapacağım? Yüze böleceğim. Yüzde kaç tane sıfırım var? 2 adet sıfırım var. O zaman ben yine buradaki virgülü alacağım. Sola 1, 2 basamak kaydıracağım. Şimdi iki basamak kaydırdıktan sonra burada virgül konumlandı. Fakat böyle bir sayı olur mu? Yani başında virgül var. 2375 olmaz. Dolayısıyla ne demiştik? Eksik basamak kalırsa kalan basamak kadar sayının sonuna 0 koyacağız. Burada sadece bir tane basamak kaldı. Dolayısıyla 0 tam 10.000'de 2375 olarak bulmuş olduk. Bu sayfamızda da yine örneklere devam ediyorum. 269 tam onda 7 bölü 10. Ne dedim? Virgülü buradaki sıfır kadar ne yapacağım? Sola kaydıracağım. Bir tane sıfır var. Dolayısıyla virgülü aldım. Bir basamak sola kaydırdım. Ne oldu? 26 tam %97 olmuş oldu. Buraya baktım. 68 tam onda 7 bölü 10. Yani bir adet sıfır. O zaman ne yaptım? Virgülümü aldım. Bir basamak sola kaydırdım. Ne oldu? Virgülüm artık burada. Yani 6 tam 87 bulmuş oldum. Buraya baktım. 306 tam %78. Kaça bölünecek? 100'e bölünecek. 2 e, i̇ki tane sıfır var. Dolayısıyla virgülümü buradan alıp 1, 2 basamak sola kaydırdım ve buraya koydum. Dolayısıyla 3 tam binde 1000 pardon 10.000'de 10 678 olarak bulmuş oldum. Buraya baktım. 4145 tam onda 4. Kaça bölünecek? 100'e bölünecek. O zaman virgül şuradaydı. Buradan aldım. 1, 2. Neden? 2 sıfır var. 2 basamak. Sola kaydırdım. Dolayısıyla ne oldu artık? 41 tam 1000'de 454 olarak bulmuş oldu Buraya baktım. 286 tam 10'da 5 var, değil mi? Kaça bölünecek? 1000'e bölünecek. 1 2 3 0 var yani. Buradan aldım o zaman virgülü. 1 2 3. Buraya kadar geldim. Ne oldu? Buraya 0 koymuş oldum. Yani dolayısıyla 0 tam 10.000'de 2865 olarak bulmuş oldum. Son sorumda da yine 4678 tam %69 1000'e bölünecek. Yani 1 2 3 0 var. Dolayısıyla yine virgülü aldım. 1 2 3 basamak sola kaydırıp buraya konumlandırdım. Artık ne oldu sayım? 4 tam 1 2 3 4 5 basamak oldu. Yani 100.000'de 6 67, 67.869 gibi böyle büyük Ondalık gösterimli bir sayı çıkmış oldu. Şimdi örneklerle konumuzu biraz daha pekiştirelim. Aşağıdaki bölme işlemlerini kısa yoldan yapalım demiş. Tamam 1 tam 10 4 bölü 10. Şimdi ona böldüğümüzde ne yapacağız? Bir basamak virgülü sola kaydıracağız değil mi? Virgülün burada Buradan aldım bir basamak buraya kaydırdım. Fakat burada eksik basamak kaldı. Yani hiçbir şey yok. Dolayısıyla buraya bir tane ne koydum? Sıfır koydum. O zaman sıfır tam yüzde on dört olarak bulmuş oldum. Burada yine ne var? 2 tam onda 5 bölü 100. Yani ne yapacağım? Virgülü alacağım. 1, 2 basamak sola kaydıracağım. Ama burada sadece bir basamak kaydırdım. E zaten burada kimse yok. E bir daha kaydırmam gerekiyor. O zaman ne yapayım? Ben buraya bir sıfır koyayım. Bir daha kaydırdığımda yine bir sıfır koyayım. Dolayısıyla burası artık ne olmuş oldu? Sıfır tam binde 25 olarak bulmuş oldum. Yani bu virgülü şurada hayali olarak kaydırmak yerine her kaydırdığımızda ne yapacağız? Burası kadar sıfır koymuş olacağız. Yani ne kadar kaydırırsak. Şimdi burada ne var? 24 tam 10'da 6. Ne yapıyorum? 100'e böleceğim. 100'e böleceğime göre bir iki basamak buradaki virgülümü sola kaydıracağım. Yani 1, 2. Şuraya geldi virgülüm. E burada ne olacak? 0 olacak. Kimse olmadığı için. Dolayısıyla ne oldu sonucum? 0 1000'de 246 olmuş oldu. İşte kısa yoldan bölme işlemi bu kadar kolay 10, 100 ve 1000'le. Şimdi yine 7689'u 1000'e bölüyorum. Ne yapacağım? 1000'de kaç tane sıfır var? 3 tane sıfır var. Şimdi burada hayali bir virgülüm var. Eğer sayıda virgül yoksa hayali virgülümüzü koyuyoruz ve kaç basamak kaydıracağım? 1 2 3 basamak sola kaydıracağım bölme olduğu için. Gel bakalım. 1 2 3 basamak sola kaydırdım. Burada durdum. Yani sayım ne oldu? 7 tam 1000'de 680 9 olmuş oldu. Burada ne var? 26'ta 10'da 1 bölü 1000. O zaman ne yapacağım? 1, 2, 3 basamak. Sola kaydıracağım virgülümü. 1 basamak kaydırdım. 2 basamak kaydırdım. Buraya geldi. Şöyle. Ama 3 basamaktı. Dolayısıyla 1 basamak daha kaydıracağım. Ne yapacağım? Bir daha 0 koyacağım. Yani 0 tam 10.000'de 261 olarak Bulmuş olacağım. Diğer soruma baktım. Sıfır tam onda 8 bölü 10. Şimdi virgülüm burada 10'a bölünecek. Yani bir tane sıfır var. Dolayısıyla buradan virgülümü alacağım. Bir basamak sola kaydıracağım. Yine burada eksik basamak var. O zaman buraya sıfır koyacağım. Dolayısıyla ne oldu? Sıfır tam %8 olarak bulmuş oldum. Burada da yine ne var? Sıfır tam %19 var. 10'a bölüneceği için virgülü buradan aldım. Bir basamak sola kaydırdım. Eksik basamak var. O zaman buraya 0 koyarım. Yani 0 tam 1000'de 19 olarak bulmuş olurum. 4 tam %36 kaça bölünecek? 100'e bölünecek. O zaman ne yapacağım virgülümü? 1 ve 2. 2 basamak. Şu şekilde sola kaydırdım. O zaman ne oldu? 0 tam 10.000'de 10 436 olarak bulmuş olduk. Bir de hondalık gösterimlerle ilgili problemlerimiz var. Biraz problemlerimize bakalım. Simge 100 gün boyunca para biriktirmiş ve sonunda saymıştır. Toplam 275 TL'si olduğuna göre her gün kaç TL'sini biriktirmek için ayırdığını bulalım. Şimdi toplam kaç TL'si var? 275 TL'si var. Peki 100 gün boyunca biriktirmiş. Yani her gün kaç TL'sini biriktirmek için ayırdığını bulmak için ne yapacağım ben? 275'i bütün parasını eğer 100 güne bölersem bir gün biriktirmek için ayırdığı parayı bulurum değil mi? Dolayısıyla ne yapacağım? 275 bölü 100. Yani virgülün burada bölmek için 2 sıfırlı. Yani buradan virgülü alacağım. 1, 2 basamak kaydırdım. Ne oldu? 2 tam %75 TL'sini yani 2 TL 75 kuruşunu ne yapmış? Her gün biriktirmek için ayırmış. Peki diğer sorum 1000 adet boncuk 3465 gram gelmiştir. 1 adet boncuk kaç gramdır? Hesaplayalım. E şimdi ne yapacağım? Bütün boncuklar kaç gram? 3465 gram. Ne yapacağım? 1000'e bölersem eğer 1 adet boncuğu bulmuş olacağım. Peki yine virgülüm şurada gizli virgülü. 1000'e böleceğim için virgülü 3 adet sola kaydıracağım, değil mi? Yani 1 2 3 adet sola kaydırdım. Artık bir günüm burada. Yani 3 tam 1000'de 465 grammış 1 adet boncuk. Diğer sorumuza geldik. Aşağıdaki tabloda ürünlerin kutu fiyatları görünmektedir. Kalem ve defterin kutuları 10'ar adetlik üründen oluşurken silgi kutusunda 100 adet silgi bir top kağıtta ise 1000 adet kağıt bulunmaktadır. Kırtasiyeye giren seçil 12 adet kalem, 2 adet silgi, 4 adet defter ve 10 adet kağıt aldığında toplam kaç TL ödemelidir diyor. Şimdi sorumuz biraz uzun gibi görünüyor. Sorumuzu güzelce bir inceleyelim. Kalem ve defterlerin kutuları 10'ar adetlik üründen oluşuyormuş. Yani burası 10 adet kalem ve defter. Burası da 10 adet. 10 adet kalem 52 tam onda 5 TL'ymiş. 10 adet defterde 122 tam onda 5 TL'ymiş. Şimdi bakalım silgi kutusunda 100 adet silgi varmış. Yani 100 adet silgi 350 TL. Peki bir top kağıtta ise 1000 adet kağıt bulunmaktaymış. Burası da 1000 adet. Peki seçil ne yapacak? 12 tane alacak kalemden. Sonra ne yapacak? 2 adet silgi alacak. Sonra ne yapacak? 4 adet defter alacak. Ve ne yapacak? 10 adet de kağıt alacak. Şimdi biz bunları bu şekilde 12, 2, 10 ve 4 adet alacağımıza göre ne yapacağız? O zaman hepsinin bir adet fiyatlarını hesaplayalım ki ondan sonra bunlarla çarparak toplam kaç TL ödeyeceğini bulalım. Şimdi kalemden işe başlayalım. Şöyle yazdım. Kalem Şimdi kalemin 10 adedi kaç liraymış? 52 tam 10'da 5'miş. Yani ne yapacağım o zaman bir adetini bulmak için? 52 tam 10'da 5'i eğer şu 10'a bölersem ne olacak? Bir adetini bulacağım, değil mi? 52 tam 10'da 5'i 10'a bölersem ne olur? Virgül şuradan bir adım sola kayar, değil mi? Yani artık ne olur bu? 5 tam %25 olmuş olur. 5 tam %25 nedir? bir adet kalemin fiyatı. Peki biz kaç tane kalem alacağız? 12 tane kalem alacağız. Dolayısıyla ne yapacağım ben? 5 tam %25'i 12 ile çarptığımda kalem için kaç TL ödediğini bulmuş olacağım. 2 kere 5 10. Elde var 1. 2 kere 2 4. Elde 1 vardı 5. 2 kere 5 10. Peki 1 kere 5 5. 1 kere 2 2 1 kere 5 5 topladım 0 5 5 daha onun 0 elde var 1 buraya ekledim 3 1 5 daha 6 peki ne yapıyordum ondalık sayılarla çarpma işleminde şuradaki ondalık basamak kadar şuradan ayırıyordum değil mi dolayısıyla şurada virgülü 1 2 buraya getirdim ve ne yapmış oldum şuraya koymuş oldum dolayısıyla kaç çıktı 63 TL Kalem için harcamış oldu. Şimdi kalemle ilgili hesabımız bitti. Dolayısıyla ne yapacağım? Silgiye geçeceğim. Silgi yazıyorum. Silginin o 100 adeti kaç TL'ymiş? 350 TL'ymiş. Dolayısıyla ben ne yapacağım? 350 TL'yi eğer 100'e bölersem ne yapacağım? Silginin bir adetini bulacağım. Şimdi öncelikle ne yaptım? Sıfırlar gitti. E şurada artık virgül kaldı. Artık ona böleceğim. Yani virgülü aldım buradan. Bir basamak sola kaydırdım değil mi? Ne oldu? 3,5 TL oldu. Bir adet silgi. Peki silgiden kaç adet almış? 2 adet almış. Dolayısıyla ben 3 tam onda 5'i yani 3,5'i ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. 2 kere 5 10. 2 kere 3 6. Bir de elde vardı 7. Ne yapacağım? Şuradan bir basamak ayırdım. Yani 7 TL pardon 7 TL ne olmuş oldu silgi için şöyle yapalım silgi için harcamış oldu şimdi neredeyiz kağıttayız peki şimdi kağıt burada 100 TL kaç tane var 1000 yani dolayısıyla ne olacak şöyle yazalım 100 bölü 1000. 100 bölü 1000 yaptığımda ne yapacağım? Bir tane kağıdın fiyatını bulacağım. Şimdi sıfırları şöyle karşılıklı götürdüm. Ne kaldı? 1 bölü 10 yani sıfır tam onda bir. Dolayısıyla bir adet kağıt sıfır tam onda bir TL'ymiş. Peki kaç tane almış? Zaten 10 tane almış. O zaman ben sıfır tam onda biri tekrar 10 ile çarparsam eğer ne olacak? 1 TL yani kağıt için 1 TL harcamış olduğunu buldum. Peki ne kaldı geriye? Defter kaldı değil mi? Defter 10 adedi 120 pardon 122 tam 10 da 5 TL idi 10 adeti. Peki bir adeti kaç TL olur? 122 tam 10 da 5'i 10'a böleceğim. Şuradan virgülü aldım. Bir basamak sola kaydırdım. Ne oldu? 12 tam yüzde pardon 12 tam %25. Peki kaç adet defter almış? 4 adet defter almış. Dolayısıyla 12 tam %25'i ne yapacağım? 4 ile çarpacağım. 4 kere 5, 20 elde var. 2, 4 kere 2, 8, 9, 10. Peki 4 kere 2, 8 elde var. 1 demiştik. 9 oldu. 4 kere 1, 4. Peki şöyle ayırıyorduk. 1, 2, yani... 49 49 TL'de defter için harcamıştır deriz. Peki toplam kaç TL harcadığını bulmak için ne yapacaktık? Bunların hepsini toplarsak eğer toplam kaç TL harcamış olduğunu bulacağız. Onu da şuraya yapacağım. 63 kalem için harcadı. 7 silgi için harcadı. 1 TL kağıt için harcadı. Ve 49 TL'de defter için harcadı. Dolayısıyla bunları toplarsam 3, 7 daha 10. 20 elde var 2 6 4 daha 10 elde 2 vardı toplam ne oldu 120 TL ile bu ödemeyi yapmış oldu dersimiz bu kadardı dinlediğiniz için teşekkür ederim.